Selam kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, artık adına hoş geldiniz. Nasılsınız güzel kızçelerim? İyisinizdir inşallah. Ben çok ama çok iyiyim. Kızartma yapacağız hep birlikte. Patateslerimi soydum diyeceksiniz. Bu ne kadar çok patates. Valla aslında çok dedi. Patates kızartması çok sevilen bir yiyecek ve patatesler de o kadar güzelmiş ki. Soydukça soydum yemin ederim. Soydukça soydum kızlar. Burada bir adet tavam var. Şöyle göstereyim. Bu da oy Nurcanım'ın aldığı kızartma yaparken sıçramayan tel. İlk defa deneyeceğim. Bu telin sayesinde kızartma yapacağım. Bu tahtanın neresi kırmızı? Kırmızı bir tahtam varmış. Öyle diyorlar ya. Burada ise kızlar yıkadım, ayıkladım biberim. Domateslerim ve sarımsaklarım, güzel bir kızartma yapacağım arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada da kızartmayı koyacağım. Şöyle geniş bir kabım var arkadaşlar. Öyle yani. Bir de yanına diyorum böyle karpuz dilimlerim. Karpuz keserim. Daha ne olsun, değil mi? Haydi şimdi bana kolay gelsin kızlar. Telefonu takayım tripoda. Ondan sonra hem yemeğimizi yapalım, hem sohbet edelim, hem konuşalım, hem dertleşelim güzel kızçelerimle. Evet kızlar, doğrayalım patateslerimizi. Tavamıza koyalım, patatesler kızarırken de domatesin kabuklarını falan soyarım arkadaşlar. Ay, yanlış bıçak mı aldım? Bu biraz zor kesiyor kızlar. İstanbul çok sıcak. İstanbul bayağı bir sıcak. Ah, ne oldu bilseniz. Of, parmak gitti. Hiç sırası değildi şimdi. Video yaparken aman Allah'ım. Durmaz. Bu kan durmaz. Şöyle kapatayım da kanamasın. İş kazası diyelim biz buna arkadaşlar. Ay, kanama ya. Zaten kanım yok vücudumda. Kanama. Aman Allah'ım. Kızlar, benim kandan midem bulandığı kadar hiçbir şeyden midem bulanmıyor, biliyor musunuz? Kanı görmeye tahammül edemiyorum ya, yani o derecede. Neyse, duraklatayım bari videoyu. Ellerimi falan bir yıkayayım. Önce şu kanı bir durdurayım da. Derler ya, akacak kan damarda durmaz diye. Çok kesen bıçakmış da ben tutamamışım. Zaten yeni çıkardıklarımdan. Vallahi kesti, doğradı. Baksanıza kaç kat koydum, hala dışarı sızdırıyor. Şimdi diyeceksiniz bant falan yapıştır. Bant yapıştıramam. Bant sadece bunu tutmam lazım kanamasın diye. Bant yapıştırdığım zaman banttan da dışarı çıkıyor. Kan sulandırıcı kullandığım için kesilen bir yerim çok zor. Öyle yani kızlar. Bu millet şimdi derler ki, ay biz beddua ettik, bedduamız tuttu falan. Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Ben duraklatayım, hemen geliyorum kızlar. Gitmeyin bir yere. Geldim kızlar. Kanamayı durdurdum. Ellerimi yıkadım ama eldiven takacağım. Eldiven taksaydım eldiven kesilecekti. Ne güzel, elim kesilmeyecekti. Ben yine de eldiven takayım. Çünkü her şeye kusur buluyorlar ya. Şimdi kanlı kanlı patates. Patates doğradı derler. Patates, domates dememe bile takılmışlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne diyeceğim? Çok güzel yorumlar yazmışsınız benim güzel kızçelerim. Bayıldım valla. Kalpte bıraktım yorumlarınıza. Videodan sonra yeni gelen yorumlara da bakacağım. Onlara da kalp bırakacağım. Fakat birisi bir yorum sabitledim arkadaşlar. Dünkü videoma. Bugün yazılmış bir yorum. Çok işim vardı. Yorumun içeriğini tam okumadım. Silmedim ve ben o yorumu sabitledim. Birisi bir yorum yazmış. Tam onlara yakışır türde bir yorum yazmışlar. Ben o yorumu silmedim. O yorumu ben sabitledim.
İzlerseniz sevinirim arkadaşlar. Çok güzel. Onun dışında çok muhteşem, çok güzel. Dünkü videoda çok güzel yorumlar aldım kızlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Ondan sonra aslında insanlar gerçekten doğruları yazıyor. Herkes görüyor. Herkes biliyor. Hala yüzsüz bir şekilde çıkıp da orada canlı yayında yüzsüz bir şekilde konuşabiliyorlar, beddua edebiliyorlar. Ama ben size bir şey yaptıysam tabii ki de bedduanız tutsun. Ama ben size bir şey yapmıyorum ki, ben sizi konuşmuyorum ki. Siz konuşuyorsunuz, siz söylüyorsunuz, alıyorsunuz cevabınızı. Çok da güzel söylemişim. Ben kendime bir kez daha takdir ettim. Vallahi helal olsun. Sonuçta doğruları söylüyorum, doğruları yazıyorum. İnsan olsanız zaten karanlık kanalda ne işiniz var? Aydınlık kanallar dururken. Ben sevmem karanlık. Ben karanlıktan korkarım kızlar. Karanlıktan korkarım. Karanlık işlerden korkarım. Ondan sonra. Yani karanlık sözden de korkarım ben. O yüzden. Öyle kanallarla işimiz yok. Bir de diyor ki ben diyor izlemedim ki diyor bilmiyorum diyor. Öyle bir izliyorsun, öyle bir izliyorsun ki. Öyle bir izliyorsun yani. Yapıyorlar bir şeylik. Hemen günah keçisi asi. TikTok hemen. Dün benden o kadar lafı yediniz. Hala uslanmadınız ya. Ne diyeyim ben size. Kızlar gerçekten güzel bir vakit geçirdim dün. Güzel oldu, iyi oldu. Bugün Nurcan'ım dönüyor Almanya'ya. Şu an uçakta. Kazasız belasız Allah evine ve çocuklarına kavuşmayı nasip etsin inşallah. Çok da güzel diyorum ya. Çok da yüreği, kalbi, yüzü güzel arkadaşlarım da var böyle. İnsanın gözlerinden, bakışından, duruşundan, hatta yorum yazışından, gerçekten yorum yazışından bile karakteri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben zaten biliyordum ne kadar iyi niyetli olduğunu. Ama tabii gördüğüm zaman da haksız çıkmadığıma çok sevindim. Onu bile dediler parayla tutmuşum ben. Kızlar ben Nurcan'ı parayla tutmuşum. Almanya'dan gelen arkadaşım var ya. Parayla tutmuşum ben onu. Ondan sonra onun getirdiği hediyeleri böyle hiçbir şey görmemişim ya ben. Ve yırta yırta açmışım böyle. Doğrudur ya, siz söylüyorsanız gerçekten doğrudur. Çünkü ben hiçbir şey görmedim biliyor musun? Ben böyle gelene gidenin ellerine bakarım aynı hortumcu gibi. Ne getirmişler, ne almışlar bana diye. Gerçekten. Kızlar şimdi ben size ne diyeceğim? Belki sizin dikkatinizi çekecek ama, yani size ters gelecek ama, patates kızartırken ben kızgın yağlı patatesleri atmıyorum. Çok sıçrıyor. Çatır çatır çatır. Ben bunları böyle koyduktan sonra üstüne yağ koyup o şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Vallahi burada da galiba zannedersem 3 postada falan kızartacağım ben bunu. Vaktim de var. Hani başka tava çıkarayım, domatesi biberi kızartayım diyecektim ama vaktim de var. Kızlar. Tahtanın üstünde çok güzel doğranıyor. Hepsi aynı eşitlikte oluyor. Patatesler de o kadar güzelmiş ki. Yazın en güzel yemeği zaten kızartmadır. Öküz kuzey diyor ya. Ay çok sıcak diyor benim laflarım. Ay çok sıcak, çok bunaldım diyor. Klima çalışıyor arkadaşlar diyor. Biz niye klimanın sesini duymuyoruz? Klima çalışırken ses yapıyor. Canlı yayında niye ses gelmiyor? Benim mesela salonda çalışıyor. Mutfak kapısı kapalı. Kızartma kokusu gitmesin, yemek kokusu gitmesin diye. Kendilerini çok böyle mükemmel zannediyorlar. Allah'ım yarabbim. Bir tane şey de, ha bir de ne diyor orada bak, bunu diyor, o diyor videoyu diyor aldınız mı diyor, gönderdiniz mi diyor, hemen diyor, videoda bir şey yok, videoda doğrular konuşuluyor. Ben dünkü videomda tamamen doğruları konuştum. Şurada biraz şöyle bir leke gördüm.
sen videomu alıp kopyalasan. Ben bir şey silmiyorum. Boşuna kopyalamaya ya da yüklemeye uğraşmayın. Ben bir şey silmiyorum. Ben konuştuğum lafın arkasındayım. En azından beni izlesinler diye kendi bir tarafımdan laf uydurmuyorum sizler gibi. Orada Allah aşkına ana avrat dümdüz küfür ediyorlar ya. Millete, kendilerine. Ne oluyor ediyorlar da kendileri dünyanın lafını yiyor. Geçenlerde hatırlarsanız. Gene ben bunlardan birine bir videomda bir şey söyledim. Yani hak etmeyin ki söylemeyeyim yani şöyle. Valla ölmüş ailenize, ananıza, babanıza bir laf söyletiyorsunuz. Çünkü size, sizce bunlar çok normal. Çok normal geldiği için siz devam ediyorsunuz hala konuşmalara. Bu bıçak çok kötü ama bu bıçak patatesi biraz yamuk yapıyor. Şey yaparken ya da patates çok. Ben bir tane daha bıçak çıkartmıştım. De şunu deneyelim bakalım. Ya yeni çıkarttım. Çok kesiyor ama yamuk kesiyor nedense. Aa bak bu karıştırmışım. Bu süper. Bu daha güzel kesiyor kızlar. Bak ben üstüne basa basa ne diyorum. Konuşmakta kendinize göre tabii ki de kendinizi bir şekilde aklamak adına iftira atarsınız. Çünkü ben sizin hepinizi kanalımdan kovdum. Hepinizi. Sonra anladınız ki asi kadından başkasının kanalına gidilip de yorumda yazılmaz. Canlısı da izlenmez. Hadi dediniz biz açalım bir kanal. Biz dedikodu yapalım. Tek bunu dediniz. Kovulmayı hazmedemediniz. Çok da iyi yapmışım ben sizi kovmakla. Neyse o konuları geçelim de kızlar bu sene çok sıcak olacakmış. Çok sıcak olacakmış. Yani sadece İstanbul değil Türkiye'nin dünyanın her yeri. Normalde yani şu anki yaşadığımız sıcaklık resmen Ağustos'un 15'i. O sıcaklık var. Ağustos'un 15'inin sıcaklığı. Çok da doldurmayalım. Güzel kızarsın. Kızlar bayağı da çok olmuş ha. Olsun. Olsun olsun. Dün neye güldük arkadaşlar? Dün bir şey oldu. O kadar güldük ki yani saatlerce güldük diyebilirim. Yani ben çok güldüm ve kafama takıldı. Bir şey oldu orada dün otururken. Olmadı ki böyle dedim ben. Nurcan da böyle dedi. Oldu oldu. Yok olmadı. Oldu 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 oldu. Ay ben bu lafa bir güldüm bir güldüm bir güldüm. Instagram'da buna benzer bir şey izlemiştim ondan dolayı. Dün akşam ayrılırken bile aynı lafa bayağı bir güldük yani. Kızlar. Ya da ben şey yapayım ya hiç beklemeyeyim. Ben bir tava daha çıkartayım. Biberlerim bir tarafta biberlerim bir tarafta patateslerim kızarsın. Patatesler çünkü bayağı bir varmış. Burada şöyle 1-2-3 tavalık patates var. Ben en iyisi öyle yapayım. Eldivenleri çıkaracağım zaten şimdi. Daha doğranacak bir şey yok. Domatesleri soyacağız birlikte. Sen şöyle bir bıçak. Eldivenler de tam elime göre. Güzel, süper. Kızlar. Vallahi ben patatesi bu şekilde kızartıyorum. Çünkü sıçramasın etrafa. Yağdan nefret ediyorum. Yani yağ sıçradığı zaman nefret ediyorum. Her tarafa çatır çatır. Yarın belki, yarın günlerinde yarın perşembe galiba. Evet. Bir ablamla konuşayım da yarın belki yine ablamla buluşuruz. Pikniğe falan gideriz belki. Piknik şeyimiz, planımız vardı. En güzeli yarın dışarıda video yapmak. O havuz başında, o yeşilliklerde. Aslında ablam beni aradı da fırsatım olmadı ona dönüş yapmaya. Videodan sonra ilk işim onu aramak. Yarın için bir plan yaparım. Yapalım. Ama biraz erken gitmemiz lazım.
yer tutmak için. Hafta sonu zaten çok kalabalık o gideceğimiz yer. Yarın kaçta gideriz? 12 gibi, 1 gibi. Evet, 12 gibi evden çıkarım yani. Çıkarız yarın. Evet kızlar, vakit nakittir. Biberlerimi de koydum şöyle. Çok koydun demeyin. Şey yapacağım. Tuzunun yağsını koydum. O zaten biraz kızarmaya başlayınca küçülecek, azalacak. Patatesten sıçramaz da biberden sıçrar. Bunu koyalım bakalım işe yarayacak mı? Sıçrama sakın. Biber biliyorsunuz ne kadar çok sıçrıyor. Patlıcan yok ya da patlıcan kızarsaydım o da olurdu aslında. Patlıcan gidip alsam mı acaba? 2-3 tane yok. Domates, biber, domates, biber, patates kızartması olsun bu. Burada da patateslerim var. Patateslerimi şuradan alayım. Domateslerimi şey yapayım. Çünkü domatesleri de başka küçük bir tavada yapabilirim. Onun yağsı az olacak. Bunları buna aktarıyorum kızlar. Yemek telaşı. Benim bir arkadaşım var arkadaşlar. Haftada bir kere yemek pişiriyor. Haftanın bir günü onun yemek telaşı günü. Onun dışında hazır yiyorlar. Kahvaltılık, peynir, zeytin, sosis. Bir öğrenmiş sosis o. Başka bir şey yok. Tahtamı da yıkayayım. Biber sıçramaya başladı. Biber ses çıkartmaya başladı kızlar. Ama sesin güzelliğine bakar mısınız ya? İnsana huzur veriyor, huzur. Görgüsüzün birisi de Türkiye'ye gelir gelmez ne yapıyordu? Kuyumcuda video yapıyordu altın alırken. Ben görmedim, siz gördünüz mü? Almış mı? Hinçe altınları. Kendine altın kemer falan alacağını söylüyordu. Göreceğiz bakalım. Şimdi der ki sana ne benim altınımda yok, sen söyledin diye ben bir hatırlatmak istedim sadece. Üç altın alacaktın ya hani işlenmemiş altın, kap altın. Oh sese bakın kızlar, sese gelin. Oh 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 mis gibi, yazın en güzel yemeği. Domateslerimi de hazırlıyorum. Biberde bir patlama sesi duyuyorum sanki. Boş verin dedikoduyu, dedikoduyu. Dinleyin şu güzel sesi, muhteşem sesi. İnsanlar ne için yaşar? Yemek için yaşar. Dünyanın en güzel şeyi ne değil? Yemek yemek. Hele ki bir de sevdiğimiz yemek olsa, bir de Allah'ın yiyip yiyip kilo almamış olsa nasıl güzel olur değil mi kızlar? Biberler şimdiden mis gibi koktu daha biberleri karıştırmadım halde. Patateslerini çok güzel kızarttım arkadaşlar. Nerede benim süzgecim? Burada süzgecim de var. Canoş gönderdi ya. Harlı ateşte biberler çok güzel olur. Hiç kızmadım biberlerin altında. Onu kocaman yanıyor. Mis gibi de kokuyor. Bunları alayım da. Mis gibi kızarıyor kızlar, mis gibi. Nefis valla, ses süper. Kızartma sesi. Ay yaş orada burada beni konuşacağına, el alemin kanallarında, canlılarında saçma sapan iftiralar atacağına sen de böyle kızartmalar yap. Sen de sözünün eri ol. Ama yok.
İçir 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 milletin kanalına da adam yer. İçir içir millete böyle dedikodu yapıyor, iftira atıyor. Mal. Mutfakta çok güzel koku var kızlar. Lapla kokusu nefis. Tam böyle sabahları uyanmak istediğim koku. Bu kokuyla uyanmak istiyorum. Evet kızlar, mis gibi kızarıyor. Oh ne güzel kızardı. Bir insan bir insanla niye bu kadar uğraşır? Çünkü onu çekemez. Çünkü onu kıskanır. Çünkü canlı yayın yaparken bir konusu olmaz. Ya sen istediği kadar dedikodu yaptı değil kızı. İzlendin ortada işte. 300 kişi en fazla. İzleyeceğin 300. Bir de bir takım salakları katıyorlar ortaya. Bu sabah şey yaptım, eskiye doğru gittim böyle, karşıma bir canlı çıktı. Ondan sonra o çıktı, bu çıktı, onu izleyin, bunu izleyin derken bundan bir sene önceki şeyleri anımsadım. Ne olmuş, ne bitmiş falan diye. Valla kime ne yaptıysam, ne söylediysem gerçekten aferin bana. Çok güzel yapmışım, herkes hak etmiş ya. Herkes hak etmiş. Evet kızlar. Son testlerimi kızartıyorum. Son başka yok. Bu arada biberler, patatesler, kızaranlar burada muhteşem. Biberler falan harika. Patatesleri çok güzel kızarttım. Çok güzel kızardı bol yağda. Evet biraz bol, yani yağsını fazla koydum zaman patates çok güzel kızarıyor. Yağsını az koydum zaman patates güzel kızarmıyor. Hani böyle çevirirken, karıştırırken falan şey oluyor arkadaşlar. Yapışıyor. Süper. Şimdi ne diyeceğim size? Biliyorsunuz çok ahlaksızca pis bir şeyler konuşuyor bu karanlık kanalda. Hani üstüne basa basa diyorlar ya. Hani o yalnız değildir, biz onun yanındayız. O yalnız değildir, biz onun yanındayız. O doğrudur, o sözünün eridir. O işte Bodrum meydan falan fıstık vesaire. Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde gene bir şeyler yapmış bu. Hani dün de dedim ya böyle üstü kapalı. Yaptığı şeyi bile kapatmak için koruyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Bu kişiye, bu Burçuk Muşamba'yı bir erkekle ahlaksız bir şekilde yakalasalar diyecekleri şey ne biliyor musunuz? O değildi. O değildi. Sadece kafaları değişmiş. Kafadaki yani o aslında TikTok kafaları değiştirmiş. Bunlar bunu da der. Bunlar bunu da der. O yüzden çok fazla da düşünmemek lazım. Can sıkmamak lazım ama konuşanın da haddini bildirmek lazım. Kızlar. Çünkü bir insanda yüzsüz olunca, bir insan yalancı, sahtekar olunca böyle şeyler onlar için çok basit şeyler. Çok basit konularda herkese iftira atabilirler. Benim anlamadığım şey bu. Bunu böyle gene kale alıp da hani izliyorlar. Bak inanmayan da var, inanan da var. İzledikleri işte, izlemeleri bile zaman kaybı. Domatesler de kızarıyor kızlar. Domatesleri çok fazla öyle şey yapmayacağım. Bir alt üst edeceğim o kadar. Böyle çok fazla şey olmasın. Yani ne derler ona? Sos haline gelmesin. Sos haline gelmesin. Çevireceğim onları alacağım. Bodacının şahidi şıracı yani. Siz de o koruduğunuz kişiden betersiniz. O koruduğunuz kişi gibisiniz çünkü mecbursunuz korumaya. Her şey yakında gün yüzüne çıkar zaten. Aa bekleyin kızlar, 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 ah kızlar. Bekleyin. Bakın neler olacak acaba? Bu yaz neler olacak? Bir ay sonra neler olacak? Bir ay sonra küçük dilinizi yutacaksınız. Bu kadarını söyleyeyim.
bir aksilik çıkmazsa. Evet, domatesler de kızarıyor. Burada yine domateslerim var kızlar. Biraz da bu çevirdiğim tarafları kızarsın, alacağım zaten hemen. Mis gibi koktu mutfakta, inanılmaz kokular. Çok severim ben böyle karışık kızartmayı. Evet kızlar, kızartmamı yaptım. Etrafı temizledim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Domatesler, biberler. Nasıl güzel kızardı. Ben en çok gözüm şu biberlerde. Şöyle buz gibi karpuz kestim. Karpuz kesmeyi hiç beceremem kızlar. Yani sevmiyorum karpuz kesmeyi. Keserken bayağı bir zorlandım diyebilirim. Neden sevmiyorum? Onun da açıklamasını yapayım. Altına tepsi de koysam, hani tepsiye suyu, yani tepsi kirleniyor, tezgah biraz kirleniyor. O yüzden hani nasıl anlatayım, sevmiyorum karpuz kesmeyi. Şimdi bunun kapatacağım ağzını. Bir iki tane kendime çıkardım, iki dilim kadar. Bunu ağzını kapatacağım, böyle dolaba koyacağım. Yiyen tabağını alır yer kızlar. Kızartmamız da hazır. Kızartmamı da streçleyeceğim. Saatimiz de zaten akşam oldu. Ne derler ona? Ay, telefon çalınca işte kendimi kötü hissediyorum. Telefonum çalıyor şu anda. Tam videodayken. Şöyle ne diyordum? Bizimkilerin gelmesine daha az kaldı zaten. 20-25 dakika falan var. Tam böyle zamanında. Kızartmam çok sıcak daha henüz. Karpuzum. Öyle yani kızlar. Vedalaşalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Asi kadında kalın. Kızartmadan sonra bu etrafı, mutfağı temizlemek biraz beni oyaladı. Ama o kadar da olacak yani. Hadi kızlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri çok ama çok seviyorum.